Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün günlerden ne? Boxing Day. Boxing Day. Neler öğreneceğiz yarabbim? Arkadaşlar Boxing Day. Noel sonrası günü. Bir sürü şey var bununla ilgili. Yok, bazıları diyor ki Noel yemeğinde kalan yemekleri paketliyorlarmış da ihtiyacı olan insanlara veriyorlarmış. Hı-hı. İkincisi, hizmet sektöründe çalışan insanlar Noel gününde yoruluyorlar. Onlar için yapılmış bir gün deniyor. Bir şey daha vardı ama sonuç olarak resmi tatil. Resmi tatil. Biz de arkadaşlarımızla yılbaşında beraber olacağız arkadaşlarımızla. Onlara hediye almaya gidiyoruz. Değil mi yani? Evet. Çok çünkü Seval'in hayatta en sevdiği şeylerden birisi hediye almaktır. Tabii ki ne yapıyoruz? Hemen Simapra bakıyoruz ve buraya Covent Garden yazıyoruz. Covent Garden'a gideceğiz. Hemen bekliyorum. 76 gidiyormuş otobüs. 1.50 pound, 1.5 pound'a Covent Garden'a gideceğiz. Evet, go diyorum. Covent Garden'dayız. Kalabalık görünüyor. Normalde sokakta kimse yoktu. Alışveriş merkezinde aralar. Kalabalık oluyor demek ki. Ulan hasta oluyorum ya. Day day day. Evet, buralar ışıl ışıl. Son şöyle güzel yerler. Şöyle giriyoruz içeri. Neler var acaba? Sorry. Abi, bisküviden yapmışlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burası 1787'den beri hayattaymış ya. Çok 1787 alışveriş merkezi, düşünsene. Ne haber abi? Kaan diyor, ne haber ya? İyidir. Ne haber? Hoş geldiniz. Bir saniye abi, geliyorum. Kaan'a hediye bakmaya geldik ama Kaan'ın burada dükkanı var. Haberi yok tabi. Ne dedin geldi? Ne dedin orada? Ne dedin orada? Bir şey demedim ya. Vallahi konuşmamışım. Başımızı da gördük. Olabildi böyle bir şey. Ağzımı açıyorum, bir de ağzıma da gelecek. Gel gel Kaan'a gidelim. Belki peçetesi var. Var çantamda. Bir dakika. Ya, bulamıyorum. Bir saniye yarım, bulamıyorum ya. Heh, buldum. Al bakalım. Ya şu saçma sapan. Çok Londra'nın bokunu da gördük. Allah kahretsin. Islak mendilimiz var mı? Eyvah, ne yapacağız? Oturacağız, evet. Yemek yemeden önce ıslak mendil isteyeceğiz. Bu muydu sana pisliğe? Kesin. Ayağım içti. Ayağı biraz sakat. Ayağı biraz yaralı gibi. Chicken shake. Sen master shake yiyorsun. Evet. İki tane hamburger yiyeceğiz şimdi. 15 pound falan bir şeyler verdik. Bir de içecek var. Ticaretle ilgilenen arkadaşlar için söylüyorum. Az önce gördüğünüz Kaan bu alışveriş merkezinde 80 pound'a günlük o gördüğünüz standı kiralıyor.
ürünleri de bez bebeklerden satıyor. Ortalama 40 pound fiyatları. Öyle takılıyor burada. Yani kendi işinin dışında ek gelir olarak bunu da yapıyor. Count Garden'da aradığımızı bulamadık. Hemen karşısında şöyle Jubil Market diye bir yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Hediyelerimizi aldık. Evet, çok mutluyum şu an. Kendimize de aldık. Ya şöyle bir yer bulduk. Headcaps diye. İnanılmaz şapka, içerisi şapka dolu ya. Ve çok güzel. Mr. Fox Tavern. Ay. Leicester Square. Burası Leicester Square. Londra'nın Broadway gibi. Bütün müzikaller, bütün tiyatrolar, bütün sinema filmleri, galalarını falan buralarda yapıyor. Şöyle. Bak şurada da bir şeyler yiyebiliriz. Bir şeyler yiyebiliriz. Döner. Döner var. Çay da var. Benim fark ettiğim bir şey var hanım. Genel olarak İngilizler iyi giyiniyorlar. Ne dersin? Neyse kasamadın mı? Sen bayıldın zaten İngiltere. Şurada dönerci var. Leicester Square. Buralar çok güzel gerçekten. Coldplay buralarda doğmuş. Değil mi? U2. Efendime söyleyeyim. Iron Maiden, Saxon. Abi hepsi buralardan çıkma ya. Çok iyi. Şurada bir küçük bir sokak görüyorum. Bir sürü şeylerin satıldığı. Oraya bir girsek mi? Şuraya. Bahsettiğim yer. Böyle hediyelik şeyler var. Tatlılar var. Kekler var. Abi Tarkan var burada. Çözü tempe. Şöyle bir dükkanda Tarkan'ı Noel Baba yapmışlar. Fotoğraf çekiniyoruz. Öteki neydi ya? Şey... Şu adı neydi şu en sağdakinin? Burak Özçivit. Evet, o da var burada. İlginç. Çok güzel. Bundan alalım, evde oynarız. Bak, evde yapabilirsin. Arın mı? Su döküyorsun, burada ben. Su döküyorsun, böyle büyüyor. Şurada Lego World var. Lego'ya girmek istiyoruz ama Lego'da şöyle bir kuyruk var. Hayatta girmeyiz. Bu sırayı beklemeyiz yani. Daha sonra tekrar geliriz. M&M var karşıda. Şu an M&M'deyiz. M&M Shop. M&M'e dair her şey var. Çıldırmış ya. Her şeyini yapmışlar. Her şeyini yapmışlar M&M. Ve herkes de alıyor. Çıldırın gibi alıyor. M&M bağımlıları. Ben de alacağım. Bir tane ben de alacağım. Abi çok büyük. Bu ne lan? Emir büyük yerden. Gezeceğiz dedi. Abi her şeyini yapmışlar. Kupaları, çaydanlıkları. Ne bileyim yani. Bunlar. Şanslı anne. Ürünü de şey yaptı yani. Plastik kalitesi.
saçma sapan. Ayrıca 2019 bitmek üzere. Bunu bence birazcık indirsinler fiyatları. Satamam. Merdivenden gidelim. X1'e ineceğiz. Yürüyerek inelim ya. Bebek arabalı insanlar var. Hemen ya çocuk mu doğurayım asansörün için? Nerede Chuck the Paul? This Chuck the Paul. Tek şeylik böyle. Bir çekiyorsun pıtıt diye düşüyor. Hepsi M&M. Peanut. Alacağız mı? Meşhur alacağız. Şuradan alabiliyorsun sanırım. Aa 10'muş şey. Şu büyük olan 13. Aa bu ne ya? Bu gördüğünüz bütün duvarlar M&M çikolata duvarı. İstediğinizi dolduruyorsunuz. Crispy var. Skittles var şurada. Çikolata manyaklığı. 2,5 üçerde yardım için neye denk geldiğini koymuşlar. Ben 100 gram diye şöyle falan dolduruyorum. Şuradan alabilirsin bence. Ne dersin? Uniform mu istiyorum? İçini bilmiyorum. Hangisini alacağız? Ay çok kararlıyım. Abi bir an önce alalım da. Bunun ödemesi de dert. Ödemesi de dert. Ay çıkalım valla fenalık bastı. Bana da bastı ya abi. Bu ne kalabalık ya. Buradan almak zorunda değiliz ya. Bu nedir abi? Hanımı alamıyorum ama. Boşa çeksem avcuma. Gelir misin? Kim ne diyebilir? Bence çekebilirsin. Hadi atarım gideriz. Yani al biraz. Unicorn rakibi bu yoksa. Neler var? Bakayım bir tane de bana ver. Merry Christmas. Bana yetti. Tamam hadi gidelim. Abi akın akın insan ya. Devam edelim. Abi hadi abi. Hadi abi, hadi abi. Abi of yani be, of yani. Anasını satayım. Bu ne kalabalık abi ya. Bu meydanda sembol markalar var. İşte M&M, Lego, bu İngiltere. İnsanlar hediye almak istiyorsa, Londra'dan bir şey götürmek istiyorsa bu sembollerden almayı tercih ediyor. Zibilyon tane insan var içeride. Şu çaycı biraz daha sakin, şimdi ona gireceğiz. Artık yorulduk geze geze. Covent Garden, Leicester Square. Fıldır fıldır tavaf ettik. Gayet de güzeldi değil mi hanım? Keyifliymiş burası da. Evet burayı da sevdik. Şimdi eve doğru gidelim artık. Ben hasta olacağım galiba. Hayırlısı. Seval'in bir huyu var arkadaşlar. Her daim böyle arkadan yürür. Neden diye soracak olursanız. Şu sebepten. Neden yani? Çünkü ben hiç yolları bilemem. Hep oranı takip ederim. Bir de genelde yolu düşünmek istemez hiçbir zaman. Başka şeyler düşünür. Sağa sola bakınır. Ne bileyim kafasında çözmesi gereken bir problem varsa onu düşünür. Yolu düşünmek istemez. Onu bana bırakır her zaman. Hep ama böyle arkada. Sen beni
istediğin yere götürebilirsin bu şekilde, anladın mı? Hiç sorgulamam. Böyle giderim. Böyle bir durum söz konusu. Hani videolarda görürseniz neden hep Seval arkadan yürüyor? Ben istiyorum yanımda yürüsün ama maalesef durum böyle. Saat 6, artık mekanlar kapanıyor. Kaan'ın yanına geldik tekrar. Kaan toplanmış gördüğünüz gibi. Aynen, gidiyordum ben de. Geçmiş olsun kardeşim. Geldik. Çok teşekkür ederim. Karamel ve chocolate. Right? Nasıl? Ay pek güzel. Alalım mı? With milk or water? Just milk. Just water. Milk. Milk. Oh, thank you. Oh, inside the cake. Wow. Thank you very much. Hanım beğendi, alacak herhalde. Durağa geldik. Otobüs bekliyoruz. Bir dakikadan az gösteriyor. Şu arkadan gelen mi? Evet. Bu arada ben ödemeleri, otobüs biletleri, metro biletleri, kredi kartı ödemeleri, market alışverişi, herhangi bir şey telefonla yapıyorum. Telefonunuzda NFC mevcutsa aktif hale getirip kartınızı GPay'e tanımlayıp istediğiniz her yerden temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Değil mi Yarim? Evet. Şu Mamma Mia'nın biletlerine baktım şimdi. 28,5. 28 pound. Nice. Evet. 76 geliyor. Bekliyoruz. Tottenham Hay. Şuna gireceğiz. Şimdi size GPay'le nasıl ödeme yapıldığını göstereceğim. Şimdi telefonun tuş kilidini açıyorum. Ben de. Tutuyorum ve geçtim. Tamam.